İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan bizimle birlikte. İbrahim Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum, teşekkür ederim. Dün aslında canlı yayını aktardık. Çok ilginç bir durum. Siz şehir hatlarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin devretmiş olduğu iskele yaklaşık işte 2019 seçimlerinden 8-9 ay önce TÜGVA'ya kiralanıyor. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönetim değiştikten sonra Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu tespit şu: alanın üçüncü kişilere kira sözleşmesi, ondan sonra TÜGVA'ya bu bildirimi şehir hatları işletmeleri yapıyor. Akabinde kaymakamlıkta yerin tahliye edilmesiyle ilgili kaymakamlığa yazı yazılıyor. Kaymakamlıkta tahliye için TÜGVA'ya yazı yazılıyor. TÜGVA'da henüz kimsenin olmadığını söyleyerek tahliye aslında bir hafta erteleniyor. O arada bir gün sonra yürütmeyi durdurma kararı alıyor TÜGVA. Daha sonra biliyorsunuz yürütmeyi durdurma kararları geliyor. Yani ortada bir mahkeme kararı var. Mahkeme kararına rağmen TÜGVA yeri terk etmiyor, devretmiyor. Aldığı hal gibi devretmiyor maalesef. Akabinde ortaya çıkan durum da biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi tahliye için bölge merkezden gelip zabıtayla karşı karşıya gelmesini anlamak mümkün değil. Bugün Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Valisi'nin Sayın Ali Yerlikaya'nın görüşmeleri var. Görüşmeden sağduyunun hakim olacağını ve alanın Büyükşehir Belediyesi'ne devredileceğini düşünüyoruz. Tabii o dünkü yaşanan çirkin rapor aldı. Evet, evet maalesef 4 zabıta memuru darp raporu aldı. Bu üzücü durumların yaşanmasını istemeyiz. Ortada bir mahkeme kararı var ve mahkeme kararı yerin sahibine terk edilmesini istiyor. Maalesef terk edilmeyen yerde bir de polis korumasıyla alan savunuluyor. Anlamak mümkün değil. Hukuk devletlerinde bu gibi durumlar olmaz. İşte bu Cumhurbaşkanı süreci devam ettiremezsiniz diye bir söylemleri var ama bu doğru değil. Mahkeme kararını vermiştir. Önce itirazın iptalini kaldırmıştır ve tahliyeye karar vermiştir. Umarım bugün görüşmede bir netice alınabilir. Şimdi efendim dün basın açıklamaları yapıldı ardı ardına ve TÜGVA çalışanları da başkanı da bir fotoğraf. Burada ne gibi faaliyetler yapıldığına ilişkin bir fotoğraf. Kına geceleri törenleri düzenlenmiş. Bu şekilde tahsis edilmiş, bu törenlere tahsis edilmiş. TÜGVA başkanı da baltayı taşa vurdu aslında. Bu etmişler ki maskeleri o zamandan takmışlar diyebiliriz. Evet, burada aslında kira sözleşmesi çok net. Üçüncü kişilere devri yapamazsınız. Dava sürecine de gerek olmadan bu bir fesih sebebidir. Sözleşme tek taraflı bir fesih sebebi, fesih hakkı tanıyor Büyükşehir Belediyesi'ne ve şehir hatlarına. Gördüğünüz gibi görüntülerde almışlar oysa şuurlu gençlik yetiştirmek üzere kurulmuş olan TÜGVA'nın burada kendine bir gelir elde etmek için, vakfa gelir elde etmek için üçüncü kişilere bir kiralama yaptığı çok açık bir şekilde görüntülerde görüyoruz. Sözleşme nefesi için yeterli bir sebep. Orası iskeledir ve o kadar komik rakamlara kiralanabilecek bir alan değildir. 2000 lira gibi bir kira bedeli. 2500 lira gibi bir rakam, evet tam ray diyorlar. Gençlik okutuyoruz vesaire gibi durumlar olabilir ama bu alanlar İstanbul halkınındır ve İstanbul halkına tekrar devredilmesi gerekir. Peki İbrahim Bey, şimdi buradan yola çıkacak olursak Ekrem İmamoğlu yerel seçimler öncesi bir vaatte bulundu. Hiçbir adama, kişiye, vakfa İBB kaynakları akıtılmayacak dedi. İstanbulluları da olacak dedi ve bunu da adım adım gördük. Şimdi benzer bir tablo başka nerelerde var? Yani bu şekilde ucuza kiralanmış, işte protokole aykırı bir şekilde kiralanmış ya da İBB'nin kaynaklarının akıtıldığı vakıf, dernek bu şekilde yerler mevcut mu? Devamı var mı bunun? Var. Arkası var mı? Oldu ama sorunuzu çok net şekilde anladım. Evet, bu ve benzeri yerler var. Konuyla ilgili tabii ben siyasi kanattayım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. İdareye aynı sizin sormuş olduğunuz soruyu sordum. Bir çalışma yapılıyor. Bir iki gün içerisinde çalışma sonucu bana gelecek. O zaman size daha net bilgi verebilirim. Fakat böyle başka yerlerde var maalesef. İse muhakkak bir girişimde bulunacaktır. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi dünkü yaşanan durumla ilgili de yetkililer hakkında da suç duyurusunda bulunacağını biliyorum.
Kanunlar hepimiz içindir. Hangi Kanunlara yetkililer hepimiz efendim? uymak zorundayız. Kaymakamdan başlayan bir silsile mi? Hangi yetkililer? Yani tabii sürecin içinde olan herkes, yani isim ve mevki belirtmek istemiyorum ama burada uygulamasını engelleyen de bir irade var. Ve üzüldük. İstanbul'un polisimizle zabıtamızın karşı karşıya gelmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Umarım bu yanlıştan en kısa sürede dönerler ve bugün sağduyu hakim olur ve Sayın Vali ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın görüşmesinden olumlu bir netice alırız. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey, yayınımıza katıldığınız için. Rica ediyorum. Kolaylıklar Rica diliyorum. ediyorum. Sağ olun.